Şöyle ki Türkiye 2022 yılının sadece ilk 8 ayında 32 milyonu aşkın turisti ağırladı. Turizm sezonu ise yeni rezervasyonlu havaların da hala sıcak olmasıyla beraber uzuyor. A Haber muhabirim Sefer Ayça bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var. Detayları konuşacak. En azından ilk 8 ay nasıl geçti? Bundan sonraki süreçte neler bekleniyor Türkiye'nin turizm alanında? Bizlere aktaracaklar. Hemen dönelim, sözü kendilerine bırakalım. Kolay gelsin Sefer. Teşekkürler Merve Türkay. Evet, turizm sezonu uzadı. Çeşme'de de ilk defa bu sene Ekim ve Kasım ayına kadar uzayacak. Rakamlar gerçekten sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Konumdan da alacağız. Şu anda Çeşme'deyiz. Bakalım sezon nereye kadar devam edecek? Onu da konumdan alalım. Hoş geldiniz haber. Siz de hoş geldiniz. Yüzler gidiyor bu sene. Aynen, son yılların en iyi Eylül ayını yaşıyoruz. Evet. Rakamlara bakarsak, ilk önce rakamlardan başlayalım. Yani geçen sene oranda bayağı katladı. Turizmde inanılmaz rakamlar var. Onu da sizden alalım. Şöyle söyleyeyim, aslında son 5 yıla baktığınızda 2018'de 45 milyon kişi Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkemizi ziyaret etmiş. 2019'da 52 milyona yükselmiş. 2020'de pandemiyle itibaren 12 milyon 750 binine. 2021-21'de de bu rakam 24 bin 700'e çıkmış. Ve şu anda ilk 8 ay 132 milyon 500 bin kişi. Yani bu yılın 40'tan aşağı kapatması mümkün değil. 40 milyondan aşağıya. Ve bu da bizim 2019 o 52'lere doğru, 2023 ve sonrasına doğru o rakamları yakalayacağımız ve geçeceğimize bize bir işaret veriyor. İbreler gitgide yükseliyor. 2023'te beklentiler nasıl olacak? 2023'te beklentiler bir kere. Bu sene şu anda 32 milyon 500 ise ben yıl sonunu işte 40-42 diye hesapladığımda önümüzdeki yıl ben 55'i geçeceğimizi umuyorum. 55 milyonu geçeceğimizi. En çok hangi ülkeler? Şu anda Almanya'yı gördük. Tabii ki Almanya birinci sırada. Bölgesel olarak bizim ikinci sırada Avrupa, özellikle Avrupa'nın diğer ülkeleri. Üçüncü sırada hemen İngiltere geliyor. Ve onun dışında da çeşitliliğimiz bitmiyor. Evet. Çin var, Dubai'den var, İran'dan var, Azerbaycan'dan var. Aklınıza, Norveç'ten var, aklınıza gelebilecek her ülkeden var. Sezon, saydığınız ülkeler de oldukça soğuk ülkeler. Oraya kış turizmine geleceğim. Çünkü kış turizm bu sene Avrupa sert bir kış geçirecek. Kış sezon uzadı. Ondan sonra sezon nasıl devam edecek? Özellikle Ege bölgesine, Akdeniz'e de bakarsak. Şimdi bakın, bu durumda bir kere 15 Kasım'a kadar biz bu yaz turizmi gibi gideceğiz. Çünkü Çeşme'deki havalarımız belli bizim. Antalya'da da belli, Marmaris'te de belli. Bizim o konuda bir sıkıntımız yok. Ama şimdiden 2 yılın boşluğunda meydana gelen bu toplantı gruplarının talepleri gelmeye başladı. Yurt dışından, yurt içinden. Bunlar da geldiği zaman tabii en önemli silahımız bizim nedir? Termal. Jeotermal. Jeotermal şu anda bütün otellerimizde mevcut. Büyük otellerimizde hepsinde mevcut ve gelen misafirler, özellikle yurt dışından, Hollanda ve Almanya'dan gelenler öncelikle kışın jeotermali tercih ediyorlar. Evet. Ve biz de onlara bununla ilgili olanaklarımızı sunduğumuz zaman bunu böyle inşallah Mart'a kadar götüreceğiz. İşte orada onu soracağım tekrardan. Rezervasyonlar nasıl şu anda? Yani bütün bölgeye baktığımızda yine çok fazla rezervasyon aldığımızı sizden aldık bilgileri. Seyircilerimiz alsın. Kesinlikle rezervasyon rakamlarımıza baktığımızda gün be gün, an be an değişiyor. Evet. Yani dün akşam benim size vereceğim rakamla bugün vereceğim rakam arasında çok fark var. Evet. Yani Ekim ayını biz yüzde şu anda 40'la kapatacağız diye bugünden görüyorsak, o gün %50, %60'tır bu. İnşallah Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve bu ekonomik sıkıntıların da artık sonlarına doğru geleceğimizi, her şeyin düzeleceğini umarak güzel bir 2023 yılı bizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Merve Türkay, konumuzun da bittiği gibi şu anda en büyük silahlardan bir tanesi de termal turizm ve bu senede oldukça, şimdi sezon uzadı ve bu sezonda termal turizmde daha da çok uzayacak. Yani kışın da burada yabancıları görmemiz mümkün diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.